Hadi çabuk olun. Buradan geçmiş. Bu tarafta. Hadi. İşte orada. Burada. Yolunu kes. Kımıldama. Kımıldama. Yere yat. Tekrar deneyelim. Çok basit. Söyle bakalım. Adın ne? Söyledim ya, hatırlamıyorum. Hatırlamıyorsun, evet, tamam. Adada ne yapıyordun? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Tamam. Çocukları neden öldürdün? Ben buradayım. Lanet olsun, adını söyle. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Burada ne oluyor? Siz kimsiniz? Doktor Chalice, adli psikiyatrist. Doktor Chalice, dışarı gelin. Buna hakkınız yok. İşinizi niye yapmıyorsunuz? Ne zamandan beri her önümüze geleni sorgulamaya sokuyoruz? İçeride çok sayıda cinayetle suçlanan birini sorguluyorum. İsimlerini bilmiyorum ama 6 çocuk öldü. Haber izler misiniz? Dedektif, bu şartlar altında beni mi kastediyorsunuz? Savcılık bir şüpheliyi prosedüre aykırı bir şekilde tutmamanız için beni buraya yolladı, o kadar. Avukatı nerede, söyler misiniz? Ona hakları okundu. Haklarının ne olduğunu biliyor ve avukatı reddetti. Bir dakika, durun durun. Bana ne halde olduğu anlatıldı. Şu anda avukatın ne olduğunu bile bilmiyor. Bu olanları anladığından emin olmalıyım. Bölge savcısından bir tebrik. Ailesi bulunana kadar benim gözetimimde olacak. Nereye götüreceksiniz? Tabii ki hastaneye götüreceğim. Kim bilir adada başına neler geldi. Ona ne olduğunu bilemem ama 6 çocuğa ne olduğunu biliyorum. Şu andan itibaren o kıza sadece ben soru soracağım. Pekala. Ben de tam yanında olacağım. Öyle olsun. Cena. Maşallah, kendini asmış. Onu biri yakalayacak. Buraya başka biri girmiş. Seni öldüreceğim. Neler söylüyorsunuz? Kate'i biri öldürdü mü? Bu kişisel bir mesele. Saçmalama. Biz katil değiliz. Ne yaptın sen? Kendine zarar verecek. Bacaklarından dur. Kolundan tut. Kımıldatma, kımıldatma. Tamam, git yarana baktır. Bana bırak. Ben hallederim. Bana bırak. Hatırlamıyorsun. Annene bu yolu ne söyledin? Ne fark eder ki? Sonuçta yine inanmadı. Kayla selam söyle dedi. Oo, çok iyiymiş. Evet. Parti gibi bir şey vardı. Bunu hatırlıyorum. Baksana, Mark partiye gelecek mi? Herkes kendi yoluna gitmeden son defa toplanmış bir arkadaş grubuyduk. Hey, kimleri görüyorum? Aa, işte yine başlıyor. Evet. Merhaba. Bu ne güzellik. Vay feci serpilmişsin. Kendine ait. Şimdi tekneyi alalım. Hey. Vay canına, bu Mark. Hey, git git. Tekneyi durdur dostum. Hadi ama bunun nesi eğlenceli? Partiye katılmayı ne kadar istiyormuş görelim. Hadi. Tamam, gelelim. Gel bakalım, gel. Sağ olun pislikler. Hoş geldin. Sağ ol Kate. Çok iyisin, teşekkür ederim. Kızlar, bu adama bira verin. Hey! Biri vardı. Çok değer verdiğim biri vardı.
Bu hayatındaki en güzel anlardan biri. Bütün arkadaşlarım bir şeyler yapıyor ve artık sokakta sizinle birlikte görünmekten utanç duymayacağım. Bugün içmeye kaçta başladın sen? Sabah 7 gibi. Hey, sizi duydunuz mu? Birileri haftaya Juilliard'da dans etmek için New York'a taşınıyormuş. Öyle mi? Biliyordum. Öz abim kesinlikle eşcinsel. Oo, demek öyle bir hafta sonu olacak ha? Tamam. Ciddiyim Jenna, bu harika. Hayır hayır, bir saniye millet. Derin sularda bir hafta sonunu içelim. Ve geri kalanlara içelim. Son 4 yıldır birbirimize ve partilere rağmen hayatta kalanlara. Hı? Hayatta kalmak mı? Bana çok iyi geldi. Ne var? Burası özgür bir ülke. Tamam, Mark'ın şerefine. Sensiz çok farklı olurdu dostum. Teşekkür ederim. Şerefe. Şerefe. Merhaba. O aptal köpeği getirmek zorunda mıydın? Seni gerçekten kızdırıyor mu? Evet, kızdırıyor. Aferin kuçucuğuma. Orada neler oluyor? Ben icabına bakarım. Bir sakin ol. Ben hallederim. Cennete hoş geldiniz. Telefon yok, televizyon yok, bilgisayar yok. Tanrı günahlarınızı affetsin. Evet. Amin kardeşim. Konuş. Pierre'i de al. Teşekkür ederim. Vay canına. Buranın ne kadar güzel olduğunu hep unutuyorum. Bize özel bir cennet parçası. Aferin. Sağ ol dostum sana. Bizimle yukarıda görüşürüz. Teşekkür ederim. Kardeşim böyle işte. Bana mı söylüyorsun? Anlatmak ister misin? Anlatacak ne var? Gelmeyeceğini söyledi ama geldi. Hop bayanlar. Ne? Seni hala sevdiğini biliyoruz. Hayır, Mark hala beni sevdiğini sanıyor. Yani arada çok fark var. Buraya gelmek için büyük çaba gösterdi, öyle değil mi? Hayır, yani çaba gösterdi çünkü eğlenceyi kaçırmak istemedi. Ama ben gelmeseydim sorun yapmazdım. Biri inkar ediyor. Bu çok garip. İyi denemeydi Tyler. Evet. Bunu bir kurbanın yanında bulduk. Bahsettiğin şey bu mu? Hepsi öldü değil mi? Evet. Hatırlamaya başladın mı? Evet, biraz. Söyle bana. Onları kim öldürdü? Arkadaşlarını kim öldürdü? Tanığı yönlendiriyor sayın hakim. Hem öyle hem böyle olmaz. Tamam mı doktor? Şimdi izle. Bunu seveceksin. Diplomatik olacağım. Pekala. Ölü genç görmekten hoşlanmam. Sen yapmadıysan kim yaptı? Bir fikrin var mı? Kafana takma dostum. Niye kafama takmayayım? Jenna'yı. Bir şekilde iyi vakit geçireceğiz, öyle değil mi? Herkesin gelmesini bekle. O zaman başka birini bulursun. Bak, gelmemi istemediğini biliyorum ama bu onu kazanmak için son şansım. Belki de yoluna devam etmen gerekir. Anlamıyorsun. Giderse her şey biter. Bunun olmasına izin veremem. Bak dostum, tek söylediğim sizin... Zamanımı boşa harcadığımı düşünüyorsun. Hayır, onun zamanını boşa harcıyoruz. Birbirimizi çok uzun zamandır tanıyoruz.
Belki artık vakti gelmiştir. Vakit falan yok. Her ilişkide sorunlar vardır. Biz bunu yoluna koyacağız. Evet, 3 yıldır koyuyorsunuz. Ben olsam bunu unuturdum. Ama ben sen değilim. Biraz ışık olsun. Jenna. Ne? Jenna. Jenna Campbell. Jenna, senin adın bu mu? Evet. 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 İsmi kontrol et, ailesini. Hadi gidelim. Ona biraz zaman ver. Bak, bana yalan söyleme, tamam mı? O adada başka kimlerin olduğunu bilmek istiyorum. Tanıklara göre teknede en az 6 kişi varmış. Biri daha vardı. Merhaba. Merhaba. Pekala, geldik mi? O kadar uzağa attım ki yetişemedi bile. Evet. Bu yapacağım son şey olurdu. Merhaba. Merhaba. Kaçak yolcum. Aşağıda saklanırken buldum. Hey, bekle biraz. Biz ne yapacağız onu? Bir şeyler düşünürsünüz artık. Adın ne güzelim? Megan. Tamam. Megan, seni tanıştırayım. Hayır, hayır, hayır. Gerek yok. Ben hepinizi tanıyorum. Tyler, sen en havalı olansın. Aa, bu senin kardeşin Kyle. Senin yerinde olmak isteyen. Ve bu Ashley. Kyle'ın seksi sevgililerinden. Bir dakika. Hayır, hayır, hayır. Hoşuma gitti. Devam et lütfen. Tamam. Sen dansçı Jenna'sın. Büyük şehre gidip Romeo'nu geride bırakacaksın. Sorun değil. Böylece bana daha çok erkek kalacak. Pekala tatlım. Evet. Tam da benim tipimsin. Hadi Megan, seni kanatlarımın altına alayım ve arazimi şahsen dolaştırayım. Ha, ne dersin? Pekala. Hayır, 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 hayır. O bizimle gelecek. Tamam. Çünkü en iyi şekilde korunmaya ihtiyacı var. Hadi gel, bir şeyler hazırlayalım. Onun koruması var zaten. Hiç kuşkum yok. Ama asla kullanmaz. O kız var ya dostum, adama bela getirir. Ha, kesinlikle. Bu o mu? Evet. Onun adı ne? Megan. Adı Megan. Tamam, Megan. Megan neden sorun oldu? Çünkü genç ve seksiydi. Seni tehdit mi etti? Hayır, Megan özel biriydi. Onun gibi biriyle hiç tanışmamıştım. O çok özel bir kızdı. Nasıl özel? Tüm dünya ona borçluymuş gibi. O kadar özelse neden biri boğazına bıçak sapladı, söyler misin lütfen? Bilmiyorum. Yapma. Bilmiyorum. Yeter bu kadar. Bugünlük bitirelim. Yeter. Gel tatlım. Ah, Tanrı aşkına Mark, şu sihirli şortun pillerini çıkar. Ne var? Yukarıda bir çekmecede buldum. Hemen yerine geri koy. Tamam. Gördün? Hadi hadi, kadeh kaldıralım. Kardeşime ve bize her yıl bu mükemmel gevşek anları yaşatan o sapık beynine içelim. Birini unutmadık mı? Jenna iskeleye kadar gitti, uzaklaşmaktan bahsediyordu. Ben burada olduğum için değil mi? Nereye gittiğini sanıyorsun? Tabii ki iskeleye gidiyorum. Nereye? Aa, o sihirli şortlu olmaz ama. Doğru söyledim. Devam edin. Aa, tamam. Şerefe kardeşim. Evet. Çok iyiydi. Hey, sıcak havuza gidiyor muyuz? Evet. Tamam. Evet, gidiyoruz tabii ama bekle. Isınma hareketlerini yapmadan gidemezsin. O yüzden sana bir içki vereyim. Tamam. Çok güçlü. Sana ağır gelecek. Ama uyumana yardım edecek. O yapmadı.
Bunu nasıl biliyorsun peki? Geçimimi bu işten sağlıyorum. Ben de biraz dedektiflik yaptım. Benim işim de bu. Ve öğrendim ki mükemmel bir tanık uzmanısın. Mahkemede çok iyisin ama pratik deneyimin biraz zayıf. Washington Üniversitesi'nde 6 yıl okudum. Eminim ailen gurur duyuyordur. Ama ben böyle insanlarla her gün karşılaşıyorum. Ve cevaplarını onları suçlayarak alıyorsun. İkimizden olduğunu bilmek istiyoruz ama onu tatlı dille konuşturmaya çalışalım. O adada bir şeyler ters gitti. İlk gece başladı ve ben bunun ne olduğunu öğreneceğim. Gördüğün küçük Megan cennete giden merdiven. Sen bir uçtan başlayacaksın, ben diğer uçtan ve ortada buluşunca... Cennette mi olacağız? Şerefe. Aa, çok sertmiş. Sadece 3,5 kadeh kaldı. Yani o gece yalnız mıydın? İnan bana, ben bu numarayı asla yemedim. İyi yürekli doktorum kancayı yuttu. Onu kandırdın. İnan bana, gerçeği öğrenince. Neden buradasın? Uyku tutmadı. Biliyor musun? Sadece gerçeği istiyorum. Benim de çocuklarım var. Gidip arkadaşlarının ailesine söylemem gerekiyor, anlıyor musun? Benim ailem? Henüz nerede olduklarını öğrenemedik. Ve bize yeterince bilgi veremedin. Keşke daha fazla hatırlasaydım. Herkes içki içiyordu ve sevişmek istiyordu, öyle şeyler. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Davetsiz bir misafirimiz var. Aa, Pierre. Pierre'in bunu içeceğine eminim. Hayır. İçeceğini nereden bildin? O Meksikalı. Meksikalılar tekileye bayılır. Bana borçlusun. Dışarı çıkmak istiyor. Bir yarasanın onu kapmasından korkmuyor musun? Aa, umarım öyle olur. Aa. Düşündüğüm yere mi gidiyoruz? Seni cennete götüreceğim. Dinle. Senin doğruyu söylediğine tanıklık edecek hiç kimse kalmadı. O yüzden hadi hikayeni anlat. İlk gece neler oldu? Sahilde yalnız mıydın? Hayır. Haklısın. Yalnız değildim. Demek böyle olduk ha? Benimle aynı odada duramıyorsun bile. Gelmeyeceğini söyledin. Kendimi tutamadım. Başka bahane bulamadın mı? Bak, bazı duygular kelimeleri meydan okur. Bir şey söyleyeyim mi? Palavra olmasını saymazsak buna itiraz etmezsin. İşin aslı kendini kontrol edemiyorsun.
Ha, evet. Tabii o da var, doğru. Neden bu hafta sonu için barış yapmıyoruz? Sonra New York'a döndüğünde beni unutursun. Ne kadar üzücü. Ben üzgün bir adamım. Dur. Ne? Sana bir şey soracağım. Aha. Çünkü... Hayır, çünkü... Bunu daha önce hiç yapmadım. Gerçekten? Ne? Kaç yaşındasın? 15. Sorun ne? Bir video kameram mı var? Bunu çekebilir miyiz? Hadi, harika olur. Hayır. Hayır, bunu çekemeyiz. Ne oldu, kızdın mı? Hayır. Hayır, sadece bu bir hataydı. Üzgünüm. Sonra Tyler ayrıldı. Megan'ı bıraktı mı? Evet. Bana bakire olduğunu söyledi. Tyler de onu bıraktı. Tamam, bir kahve alacağım. Dün akşam iyi uyuyamadınız mı dedektif? Yani Tyler bütün bunlar olduğunda yalnız mıydı? Buz nerede? Hadi biraz daha al o zaman. Alırım. Ne? Bu da ne? Nedir bu? Her tarafım kan oldu. Evet, görebiliyorum. Yüzümde sil şunu. Görebiliyorum. Tamam, sakin ol. Nereden geldi bu? Bilmiyorum. Buzu nereden aldın? Nereden mi aldım? Herhalde kovanın içinden geliyor. Sorun ne? Aylin aşkı sırrı mı acıttı? Hangi pislik yaptı bunu? Sorun ne? Kova. Buz kovası. Ha. Evet, biri onu kanla doldurmuş. Biri gizlice gelip kanla mı doldurdu? Bak, biz öpüşüyorduk, tamam mı? Etrafta neler olduğunu göremezdin. Ben yapmadım kardeşim. Ama iyi şaka. Her şey böyle mi başladı? Sanırım öyle. Çok ürkütücüydü. Her tarafı kan içinde kalmıştı. Bu hiç komik değil, tamam mı? Tek istediğin o küçük kızı o kadar. O kadar korkunç biriysen buraya ne diye geldin ha? Sen ve o köpek... Yer nerede? Onu dışarı saldım. Yalnız mı? Tek başına? Evet. Küçücük bir köpeği ormana salamazsın, ona saldırırlar. O aptalcaydı Tyler, o küçük köpek dışarıda ölür. Öyle olsa da umurumda değil. Tamam. Tamam. Gidip küçük köpeğini bulacağım. Sırf sen çeneni kapat diye sürdük. Hey, hadi gel. Gidip temizlenelim. Sen de orada mıydın? Hayır, hala iskeledeydim. Ama kulübeye gittiğin zaman... Döndüğümde zaten temizlenmişti. Bunu nasıl biliyorsun? Bak, bilmiyorum. Sadece anlattıklarını aktarıyorum. Hatırladığım her şeyi anlatmaya çalışıyorum. Ama orada bile olmadığın halde bize bu ayrıntıları anlatman gerçekten çok ilginç. Yalan söylediğimi ima ediyorsun. Mantıklıysa sorun size yok. Size hatırladığım her şeyi anlatmaya çalışıyorum. Bana yalancı demeyi bırakın. Yalan söylemiyorum. Tamam. Kimse sana yalancı demiyor. Bana bak. Ne olduğunu öğrenmek istiyoruz. Nasıl biliyorsan öyle anlat. Yer. Ne oldu? Lanet olası köpek kaçtı. Eminim fazla uzaklaşmamıştır. Herhalde kit almıştır. Tam da o pisliğin çevirebileceği bir oyuna benziyor. Bak.
Sakin ol. Köpeği onun aldığını bilmiyoruz bile. Keith nezaketten anlamaz dostum. Keith kapıyı aç. Umarım iyi bir nedeniniz vardır. Köpeği istiyoruz. Neden söz ediyorsun? Şey, süs köpeklerinden. Onu gördün mü? Hayır, köpeği görmedim. Görecek olursan eve geri getir. Hadi gidelim. Merhaba. Gel bakalım. Bazıları bir köpeği sarhoş etmeyi komik buluyor. Seni bilmem ama bana göre çok iyi gitti. Bazen tam bir aptal olabiliyor. Bazen o pisliği öldürmek istiyorum. Ne oluyor? Dışarıda biri daha var. Dışarıda kimse yok. Yüzü kan içinde kalan sen değildin. Millet Keith yaptı. Tekrar gelecek olursa onu bununla karşılayacağım. O nedir öyle? Bir av bıçağı. Keith yine bir numara yapmaya kalkarsa eğer... Lanet olsun. O da ne Kyle? Hayır hayır hayır, bak böyle bir şey yapmam tamam mı? Beni tanıyorsun işte. Ama biri yapmış. Keith yapmıştır. Bir de Keith senin bıçağını nasıl kullanabilir? Bilmiyorum ama ben yapmadım. Tamam, Kyle asla böyle bir şey yapmaz. Yani adada başkaları da olmalı. İmkansız. Bir ses duyardık, bir tekne olurdu. O ada tepelerle çevrili. Tek giriş yanaştığımız iskele. Ben bütün gün oradaydım. Bu hiç hoşuma gitmedi. Keith yaptı. Bizimle dalga geçiyor. Sizi bilmem ama ben uyumaya gidiyorum. Ve siz de uyumalısınız. Ashley, bana inanıyorsun değil mi? Evet. Pierre değil. Nereden biliyorsun? Kovada gördüğünüzü söylediniz. Kan miktarı çok fazla. Pierre değil, tamam mı? Yarın geri dönecek ve her şey yoluna girecek. Seninle geleyim mi? Evet. İyi geceler. Bu geceyi çok farklı hayal etmiştim. O ne? Ailesini bulduk. Kamboçya'da tatil yapıyorlarmış. Dönüyorlar ama 2 gün sürecek. Kim Kamboçya'da tatil yapar ki? Zengin insanlar. Kızla ilgili bulabildikleri her şey burada. Hiç sabıkası yok. Nasıl sabıkası yok? Bekle bekle, bunu okumamı mı istiyorsun? Kiminle konuştuğunu bilmek istiyorsan. Bak, senin dosyanı da okudum. Yaşadığın şeyleri hayal bile edemem. Ama bu farklı. Benim iznim olmadan onu tekrar sorgularsan seni hapse attırırım. Mentollü şeker ye, bu kadar kokmaz. Keith'in. 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 Pierre. Kahve? Evet. Günaydın. Zombi gibi kalkmışsın. Günaydın gün ışığı. Nasıl oldun? Sıcak çikolata mı? Hayır, aslında kahve. Peki Ashley nerede? Bir aramaya çıktım. Aferin Tyler. Gerçekten merak etme, küçük bir ada yakında ortaya çıkar. Bebeğim benim. Pierre. Bu da ne böyle? Pierre.
O ses neydi? Ne oldu? Tamam, tamam. Ne oldu? Pierre olmalı. Burada bir yerde olmalı. Saldıran her neyse tamamını yemiş. Kanıyor. Lanet olsun. Zavallı pislik kendini asmış. Ne yazıyor orada? Kötülük yazıyor. Hadi aşağı indirelim. Hayır hayır, bırak asılı kalsın. Asılı kalsın da ne demek? Sen aklını mı kaçırdın? Polisi kastediyor. Her şeyi olduğu gibi bırakmalıyız. Kandan nefret ederim. Nefret ederim. Eve hemen geri dön. Kyle'la ben tekneden polise telsizle haber vereceğiz. Tamam mı? Tamam. Hadi. Ağaca asılıydı. Ve kanı aşağı damlıyordu. Onun katil olduğunu söylemişti. Üzgünüm. Küçük parçalar halinde hatırlayabiliyorum. O öldürüldüğünde sen neredeydin? Armory. Hadi ama bu normal bir soru. Neredeydin? Uyuyordum. Uyuyordun. Uyuyordum. Hepimiz uyuyorduk. Yani hepiniz katil olabilirsiniz. Hepimiz değil. Tamam, tamam. Keith öldüğünde hepiniz adayı terk edebilirdiniz. Hayır. Hadi ama bu saçmalık. Arkadaşın öldürülüyor ve sen hiçbir tamam. şey yapmıyorsun. Şunu keser misin? Bu senin oğlun değil. Ne? Yok bir şey. Teşekkürler doktor. Yok bir şey. Jenna düşün. Neden hepiniz adadan ayrılmadınız? Ben bilmiyorum. Bilmiyorum, hatırlayamıyorum. Hayır. Bekle. Tekne burada değil miydi? Gitmiş olması imkansız. Lanet olsun, bu berbat bir durum. O zaman buraya biri geldi. Al şunu canım. Biraz ilaç seni sakinleştirecektir. Polis geliyor mu? Hayır, polis gelmiyor. Teknemiz de gitmiş. Ne? Nasıl gidebilir ki? Bize Keith intihar etmedi. Hiç şaşırmadım. İnsanları kızdırmak onun hobisidir. Ne demek istiyorsun? Keith'i biri mi öldürdün? Her kim yaptıysa gitmiştir. Yarın akşam diğerleri gelene kadar bir şey yapamayız. Bence gidip Keith'i indirelim. Ben oraya geri dönmem. Tyler. Ne? Ben iskeleye gidip birinin bizi görmesini sağlayacağım. Bir işe yarayacağım, tamam mı? Ha? Hadi gidelim. Kyle dur. Duydun mu? O aptal kurmalı oyuncak değil mi? Kim kurabilir ki? Hepimiz buradayız. Tyler, eğer sen yaptıysan bu hiç komik değil ona göre. Mark bekle. Merak etme. Nedir o? Bilmiyorum, sustu. Neydi peki? Bilmiyorum. Bir kız sesiydi ama konuşması anlamsızdı. Pekala. Bir erkeklerle çok feci dalga geçiyor bence. Hayır, hepimizle. Hepimiz buradayız. Kimse benim burada olduğumu bilmiyor. Adada birileri daha olmalı. Bu adada bizden başka kimse yok ki. Tamam o zaman. Birimiz Keith'i öldürdü. Bu saçmalık. Hepimiz bir aradaydık. Bu doğru değil. Gece biri gizlice sıvışabilirdi. Saçmalamayın. Biz katil değiliz. Şimdi sakin olun. Gidip Keith'i indirelim. Siz burada kalabilecek misiniz? Tabii, gidin. Merak etmeyin. Pierre'i bulmak zorundayım. O tek başına. Hayır hayır, sen dinlen. Biz Pierre'i bulacağız, tamam mı? Söz veriyorum. Bak, sana Keith hakkında bir şey söylemem gerekiyor. O bir bakıcı ya da ayak işleri yapan biri değil. O üvey kardeşimizdi. Babamın yasak bir ilişkisi olmuş. Her neyse işte. Bir gün Keith kapımıza geldi. Ve gidebileceği başka hiçbir yer yoktu. Babam da ona... Ne yapabilirdi ki? O çocuğu seviyordu. Annem sevmiyordu ve o yüzden üvey kardeşimiz olduğunu öğrenmemizi istemedi. Ama öğrendik.
Tyler'ın niye onunla uğraştığı belli. Tyler her zaman bir ana kuzusuydu. Tam burası değil miydi? Burada neler oluyor böyle? Kan bile kaybolmuş. Hala burada. Kim öldürdüyse hala burada. Kate. Biliyorum. Pek senin anlattığın biçimde ölmüşe benzemiyor. O haklı Jenna. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Bize ayrıntılarıyla anlattın. Ayaklarından asılıydı, kanı akıyordu dedin. Gerçekten nasıl öldüğüne bakar mısın? Hayır, istemiyorum. Tamam. Sonra kim öldü? Pierre tatlım. Hadi oğlum, neredesin? Pierre? Eşli! Kimse yok. Gitmişler. Kapıyı aramaya gitmişlerdir. Pekala. Sen onları ara, tamam mı? Ben de iskele gidip Tyler'ı uyarayım. Hı hı. Tamam. Jenna! Jenna! Merhaba. Jenna nerede? Ben bilmiyorum. Jenna! Jenna! Mark! Ne oldu? Kate'i öldüren her kimse hala burada. Ne? Nereden biliyorsun? Çünkü Kate ağaçta asılı değildi. Ne yaptınız? Eşli nerede? Senin olduğunu umuyordum. Ayrıldığımızda içeride uzanıyordu. Şimdi burada yok. Çocuklar, Pierre'in tasması. Suçlu da ne demek? Aman tanrım. Eşli! Çıkarın onu! Çıkarın çabuk! Biz Ashley ile beraber büyüdük. Birinci sınıfta beraberdik. Abisi ilk öptüğüm kişiydi. İlk defa sarhoş olduğunda onu tuvalete ben götürdüm. Onunla konuşabilir miyim? O öldü Jenna. Bize nasıl öldüğünü anlatıyordun. Öldün mü? Burada neler oluyor? Ne bu çılgınlık? O ölmüş olamaz. Bu kişisel bir mesele mi yoksa... Manyağın biri mi yapıyor? Manyağı mı tercih ederdin yoksa kişisel mesele yapmış birini bu mi? Bu komik değil.
Neden her şey sana şaka gibi geliyor? Mutlaka bu işte parmağım vardır. Ne hatlar karıştırıyorsun neden sen? Neden kötü bir şey olunca hep benim suçum oluyor söyler misin? Çünkü her zaman öyledir. Canın cehenneme Cene, o benim de arkadaşımdır. Belki gerçekten de içinizden biri. Yani bu mümkün değil mi? Hepiniz çatlaksınız. Belki de biriniz iyice delirdi ve öldürmeye başladı. Ayrıca adaya başka kimse gelmiş olamaz deyip duruyorsun. Ona göz kulak olmalıydın. Sen neredeydin? Ben Pierre'i arıyordum. Etrafta bir katil varken mi? Keşke ölsem falan diye mi düşündün? Sen neredeydin Tyler? Ha? Söylediğin gibi iskelede miydin? Sözde tek başına? Senin köpek aradığına inanmamız mı gerekiyor? Megan'la beraberdim. Sürekli değildin. Değildin. Yeter! Birlikte çalışmalıyız. Ben yokum. Hiçbir yere gidemezsin Tyler. Bu olayı çözmemiz gerekiyor ve hep bir arada kalmak zorundayız. Peki Ashley'i ne yapacağız? Onu burada öylece bırakamayız. Kulübedeki dondurucuya koyabiliriz. En azından taze kalır. Yani... Ne diyeceğimi bilmiyorum. Hiç hoşuma gitmedi. Hey. Yardım isteyebiliriz. Hayır. Fazla uzaktayız. Ama adada kullanabiliriz. Bunları hatırladın mı? Hala çalışıyorlar. Çok iyi. Olsun. Peki masum kimdi? Söyledim ya, hepimiz masumduk. Biriniz değildi. Megan masumdu. Ben de. Bunu daha önce de söyledin. Neden Megan? Çünkü orada olmaması gerekiyordu. Söyledim ya, o özel biriydi. Dinleyin. Kim var orada? İyi misin? Kal bekle, dikkatli ol. Kal. Al şunu. Olamaz, ne oldu? Lanet olsun. Olamaz, tamam. İşte. Çıkarın şunu. Çek. Hadi bacağını çek. Gel, ayağa kalk. Hadi. Ağırlığını verme, sakın ağırlığını verme. Tamam, ben havlu getireceğim. Sen de su getir. Tamam. Pekala. Tamam. Gel bakalım. Uzan yavaş. Şimdi her yeri kapatıp evi kontrol edelim. Ben yukarı bakarım. Kimse yok. Sırada ne var? Bekleyeceğiz. Ne okuyorsun? Bugüne kadar pek fazla İncil okumadım. Ama bu gece okuduğumda kendimi güvende hissettim. Burada güvendesin. Doktor. Hı? Dedektif Armory. Oğlundan söz etmiştiniz. Sonu kötü biten bir iddia. Çok fazla içki içmiş. Kendilerince bir su işkencesi yapmışlar ve boğulmuş. Bilmiyordum. Bilemezdin.
Olay yerine giden ilk polismiş. Çocuklardan birini öldürecekmiş. 3'ü en yüksek cezayı aldı. Sonu gelecek. Ne dedin? İncil'den bir dua. Bilir misin? Evet. İşte hapın. Yine mi? Dün gece seni iyi uyuttu değil mi? Evet. İyi geceler Cena. İyi geceler. Bununla iyi geleceğini biliyordum. Fazla hızlı gitme tamam mı? Ama beni iyileştiriyor. Hey. O pisliğe bir sürprizim var. Çivi tabancası. Olamaz. Onu yukarı çıkaralım. Yatakta daha iyi uyur. Bacaklarından tut. Bir saniye. Onu tek başına yatırmak iyi bir fikir mi? Neden? Sence katil o mu? Bizim için yaralandı. Hayır ben... Her neyse. Ben onunla kalacağım tamam mı? Evet eminim buna bayılacak. Bana çekil yardım şurada. Hadi çekil. Koca adam yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş. İyisin. Ağacın oradaydı. Gitmiş. Nasıl biriydi peki? Sarınmıştı ve yüzü örtülüydü. İçeri girelim hadi. Gece nöbetleşe uyuyalım. Ben uyumayacağım. Saat kaç oldu? 4. Bu delilik. Sanırım geldiğine pişman olmuşsundur. Olmak istediğim başka yer yok ki. Biraz bencillik gibi olacak ama... gelmene sevindim. Sen burada olmasaydın ne yapardım bilemiyorum. Hala işe yaradığımı bilmek güzel. Tabii etrafta bir psikopat olduğu sürece. Işığa ne oldu? Bir kere hazırlanın. Ben Kyle'a bakmaya gidiyorum. Megan! Bekle, hayır! Megan gitme! Kyle! Kyle iyi misin? Kyle gitmiş burada. Ne? Bilmiyorum orada yok. Yok da ne demek? Bilmiyorum gitmiş işte. Hayır. Kardeşin yok. Ne dedin? Bilmiyorum gitmiş. Ne diyorsun kardeşim yok mu? Bak Tyler bakmaya çıktığımda orada değildi. Çivi tabancası. Hadi, hadi. Biliyorum, biliyorum. Evet. Megan buraya gel, gel ve yerde kal. Tamam dostum, geldim, geldim. Yavaş. Kalk, kalk. Kalk. Hadi. Hadi, tamam, hadi, hadi, hadi. Tamam. Çıkarın şunu. Şimdi bunları çekeceğim tamam mı? Tamam tamam. Tamam. Hazır mısın? Evet. Hızlı mı yavaş mı? İkincisi geliyor.
Devam et hadi. Devam et hızlı. Tamam. İyi misin? Biri yardım etsin. Bu Kyle. Hey. Bu Kyle. Bu Kyle. Hayır sakın sakın. Hayır. Evet. Bu benim biliyorum. Kardeşim. Bak bu akşam hiçbir yere gidemezsin. 10 metre bile çıkamazsın bu evden. Burada bekle. Tamam mı? Burada kal. Burada bekle. Jenna. Gel. Jenna tatlım. Evet. Yok bir şey tamam sakin. Regina. 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 O buradaydı. O buradaydı. Ona yardım etmek istemiştim. Regina kim? Yardım etmek istedim. Regina kim? Merak etme güvendesin. Güvendesin. Bir şey yok. Bunu duyuyor musunuz? Bu Kyle. Kyle, Mark. Biriniz yardım edin lütfen gelin. Orada. Çabuk olun lütfen. Canım çok acıyor. Kyle, neredesin dostum? Kyle. Kyle. Tanrım. Benim suçum. Dinle. Şşş, sessiz olun dinle. Onu duyuyorum. Kapat çeneni ve dinle şunu. Arkadan gelen seslere bak. Dinle. Günahlarımın cezası. Günahlarımın cezası. Günahlarımın cezası. İskele. İskele. Kyle iskelede hadi. Nerede olduğunu söylesene. Tam neredesin? Konuşmaya devam et. Kyle bu bir saklanmaç oyunu değil. Bana nerede olduğunu söyle hadi. Hey, buraya gelin. Nerede olduğunu söyle. Seni geberteceğim. Geberteceğim seni. Pekala, bunun başka bir nedeni olmalı. Kelimelerin bir anlamı olmak yani zorunda. Yani ipucu falan gibi mi? Evet, bir çeşit bulmaca ve çözmek zorundayız. Belki de bir anagramdır, bilmiyorum. Ne, anagram nedir? Kelimenin harfleriyle yeni bir kelime elde etmek. Günahlarımın cezası. Kay sürekli bunu söylüyordu. Diğer kelimeler nelerdi? O kurmalı üzerinde yazan kelime intikamdı. Ve Kit'in üzerinde de kötülük yazıyordu. Sonra saf, suçlu ve masum. Ama bunlar sadece kelime. Hayır, başka bir şeyler olmalı. Bir isim olabilir mi? Angie. Gina. Anne. Regina. Regina, geçen akşam söylediğin isimdi. Odamda gördüğüm kız. Yapma Jenna, imkansız olduğunu biliyorsun. Onu tanıyor musun? Bilmiyorum. Ama ona kötü bir şey olmuş. Regina, Regina Anderson. Adını duymuştum. Evet, geçen sene kaybolan kız değil mi? Ne oldu? İlişkimiz çok şey başladı... Masum demek ama sonunun öyle olmaması gerektiği kesin. Baktığın ama göremediğin insanlardan biriydi. Kyle'la ben onu otobüs durağında gördük. Eğlenmek için partimize gelmeye ikna ettik. İzin vermeyeceklerini ve gizlice sıvışması gerektiğini söyledi. Sizin partilerinizi herkes biliyor dedi.
Onu unutmuştuk. Geldiğinin bile farkında değildik. Hadi iç bakalım. Hadi dik kafaya. Hadi. Evet ama gelmiştim. Gelmişti. Sevgilim olmanı istiyorum. Benimle dans eder misin? Benimle dans eder misin? Ha, tamam. Ne yaptın? Ne yapmış olabiliriz? Sonuçta o da istiyordu ama nedense çok fazla içmişti. Nedense mi? Hatırlanmak istiyordu. Biz de istediğini yaptık. Hep birlikte. Ertesi gün çıldırmıştı. Kimseye söylememem için bana yalvardı. Duyulmasını istemiyordu. Günaydın film yıldızı. Ona çok geçtiğini de bir rüya gördüğünü söyleyebilirdim. Konu da kapanırdı. Ama ben öyle biri değilim işte. Regina denen kız hala orada olabilir. Ya da çocukları o öldürmüştür. Evet, bu kesinlikle mümkün. Canımı sıkan bir şey var. Jenna'nın dosyasını okudun mu? Okumamı söylemiştin. Ashley'le birinci sınıfta beraberdik demişti ama ortaokulda tanıştıklarını öğrendim. Bir travma geçirdiğini kendin söyledin değil mi? Dinle, biliyorum ki oğlum öldükten sonra ayakkabılarımızı zor bağlıyordu. Dahası var. Herhalde evine gitti ve kaçtı. Ortadan kayboldu. Şimdiye kadar. Çünkü belli ki geri geldi. Hayır. Nasıl emin olabilirsin? O tür bir kız değil, fazla zayıftı. O zaman birine söylemiştir. Asla, çok utangaçtı. O halde kim? Bilmiyorum. Bak kardeşim orada bir yerde ve biz onu bulmazsak yaşama şansı olmayacak. Büyük ihtimalle Keith'in kulübesindedir. Ben eve gitmek istiyorum. Bu olanların benimle ilgisi yok. Kızı tanımıyorum bile. Sizi bile tanımıyorum. Yapma Megan. Git başımdan. Beni yalnız bırakmayacağız. Beni değil sizi istiyorlar. O yüzden uzak durun benden. Aslında haklısın. Ashley öldüğünde ve yukarıdan Kyle'i kaçırdıklarında yalnızdı. Ona dokunmadılar bile. Masum. O kelime. Yani Megan... Belki sadece o masum. Tamam. Ver şunu bana. En azından telsizle temas kurabiliriz. Al hadi. Bu onun için güvenli değildi. Ve gitmesine izin vermenin yanlış olduğunu biliyordum ama... Diğerlerinin umrunda bile değildi. Peki Kyle'a ne oldu? Hepiniz oradaydınız. Ama ona ne oldu? Mark işin içinde miydi bilmiyordum. Her ne kadar olmadığını ümit etsem de... yüzüne zar zor bakabiliyordum. Bilmediğim bir şey var. Kimse bize bir şey anlatmaya çalışıyor. Bizden sakladığın şey ne?
Kız adadan hiç ayrılmadı, tamam mı? Tyler'ın dediğine göre Regina gece kalkmış kendini kötü hissediyormuş. Yataktan kalkmaya çalışmış ama Tyler geri gelmesini istemiş. Sarhoşmuş, yere düşmüş. Onu öldürmüş. Onu öldürmüş. Masum bir kızı öldürmüş. Masum. Hep bu kelimeyi kullanıyorsun. Devam et. Başka neler söyledi? O gece Regina'yı evden dışarı taşımış. Kyle de ona yardım etmiş. Telaşa kapılmıştık. Onu adanın öteki tarafına gömdük. Çok zalimdik. Çok kötüydük ama onu biz öldürmedik. Öyle mi? Kyle'la benim dışında kimse bilmiyordu. Artık başkaları da biliyor. Sen söylememişsen bile belki Kyle söyledi. Onu gömdüğünüz yeri göster. İlacını almayı unutma. Ailem geliyor mu? Kelepçeye gerek yok. Bir saat önce aradılar. Yarın öğleden sonra buradalar. Teşekkür ederim. Onları görmeyi çok istiyorum. Geldiklerinde haber verir misiniz? Tabii. Dünya ne korkunç, zavallı kız. Kim, Regina mı? Tabii o da ama Jenna. Şimdi ona inanıyor musun? Niye? Sen inanmıyor musun? Kız için masum diyor ama onu tanımıyor bile. Pencerede öyle yazıyormuş değil mi? Kafası karışmıştır. Söylediklerini tekrarlıyor, zor günler geçirmiş. Ben inanmadım. Hikayesi çelişkilerle dolu. Yanlış olan bir şey var. Dedektif. Evet. Buna baksanız iyi olur. Nedir o? Morg doktorundan geldi. Teşekkürler. Ne oldu? Anlaşılan ilk kurban Keith değilmiş. Ah. Nedir bu? Haklıydın. Anlaşılan biri bizi bekliyormuş. Bu senin partindi. Kazmaya başla. Orada kimse var mı? Benim Mark. İyi misin? Mark, Mark beni dinle. Keith'miş. Ne dedin sen? Keith yaşıyor, tamam mı? Ben kulübedeyim, o burada.
Hemen kulübeye gidiyoruz. Onu öldüreceğim. Öldüreceğim. Koş. Çık ortaya pislik. Seni geberteceğim. Megan tatlım. Megan. Ben Tyler. Meg. Şuraya bak. Onu kanepeye yatır ama. Her şey düzelecek. Yavaş, yavaş. Gel, geç şurayı, geç. Mark, bir şeyler yap. Zehri çıkaramazsınız. Bana bak dostum, dayanmak zorundasın, tamam mı? Yardım getirmeye gideceğiz. Sık dişini lütfen. Yardım nereden? Burada bir yerlerde panzehir vardır, değil mi? Panzehir. Bunu önceden kim düşünür ki? Çok tuhaf bir his. Ağzımı hissedemiyorum. Dudaklarım. Dilimi de. Boğazım. Bunu yapan kişi aklını kaçırmış. Senin suçun değil. Benimle dans etmek ister misin? Ha? Dans etmek ister misin? Onları gördüm. Göz ucuyla. Sadece bir saniye için. Fraction of a second. Tahmin etmem gerekirdi. Olanları duyduğumda hepsini öldürmek istedim. Ailemin geleceğini söylememiş miydiniz? Gerçekten onları görmek istiyorum. Ne zaman gelecekler? Yakında burada olurlar. Onun için yapabileceğimiz bir şey yok. Hemen Megan'ı bulup bu adadan defolup gitmek zorundayız. Her ihtimale karşılık.
Hadi şu işi bitirelim. Megan. Megan tatlım. Aman Tanrım Mark. O Megan'sa. Emin olmalıyız. Tamam, bir şey yok bebeğim, korkma. Bir şey yok. Tamam. O çok masumdu. Tek suçu sizin sevmenizi istemekti. Zaten hepimizin istediği budur, öyle değil mi? Neredesin aşağılık herif? Megan nerede? Megan'ın icabına baktım. Bundan kurtulmanıza nasıl izin verebilirdim? Neden polise gitmedin? Kimin sözüne inanacaklardı? Acı çekmelisin. Yaşadığın gibi acı çekmelisin. Seksi Ashley, kardeşinin gölgesine gömülü Kyle ve yılan Tyler. Bizim bununla hiçbir ilgimiz yok. Yalancı! Hepinizin ikisi. Jenna biliyordu. Hepiniz biliyordunuz. Aklı havalarda olan o değil mi? Regina iyi biriydi. Onu ilk gördüğümde anlamıştım. Son birkaç yılımı nasıl geçirdiğimi sanıyorsun? Kardeşlerimin burada benim mekanımda Regina'ya neler yaptığını gördüm. Ailesi haber programlarında geri döneceğini umduklarını söylüyordu. Ablası onu kaybettiği için ağlıyordu. Git, onu bırakmalısın dostum, o Jenna. Herhangi birinizin gitmesine izin verir miyim? Peki ya Megan? O daha küçücüktü, hatta burada olmamalıydı bile. Megan özel biri. Yani Kate'i öldürdün ve katil Kate, öyle mi diyorsun? Hayır, Kate'i ben öldürmedim. Söylediğim hiçbir şeyi dinlemiyorsun. Kate'i öldürmedim. Tamam, bak tek söylediğiniz... Ne söylediğinizi de bana nasıl baktığınızı da biliyorum, tamam mı? Beni suçlamaktan vazgeçin. Jenna, artık kimse seni suçlamıyor. Sadece ne olup bittiğini bilmek istiyoruz. Kate, Megan'ı öldürdü. Sen de kendini korurken Kate'i öldürdün. Hayır, ben Kate'i öldürmedim. Geri gel! Jenna! Dur! Dur dedim! Jenna! Jenna! Gerçekten konuşmamız gerekiyor Jenna! 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 Tıpkı derisi yüzülecek bir tavşan gibisin. Debelenmeyi bırak artık. Yoksa daha da kötü olacak. Bu Regina için. Böylece kardeşi ve ben... İyi misin? Evet, indir beni. Tamam.
Tamam, görüşürüz. Ailen birazdan burada. Ama bir dakika bekle, tamam mı? Bulduk. Ama seni Keith'ten o kurtarmış. Yani bulmacanın bir parçası hala eksik. Tamam, anahtarları bulmalıyız. Şuraya bir bak. Ne, tamam buldum. Şükürler olsun. O çocuk takıntılı gibiydi. Sanki aklını kaçırmıştı. Sankisi fazla. Bir hiçmiş gibi herkesi öldürdün. Ailelerini nasıl hissedeceğini tahmin edebiliyorum. Demek istediğim, kız kardeşin olduğunu düşünsene. Senin kız kardeşin var mı? Bir kız kardeşim vardı. Oydu işte. İntikam alıyordum. Kate'i yardım etmesi için baştan çıkarmıştı. Hiç de masum değildi. Kız kardeşinin cinayetinin, ona yaptıklarının intikamını alıyordu. Hepimizin işin içinde olduğunu düşünüyordu. Regina'nın kız kardeşi varmış. Oraya kadar okumamışım. Adı neymiş? Megan. Lanet olsun. Sanırım sana bir özür borçluyum. Oradan nasıl kaçabildin? Bunu gözlerinden anlamıştım. Tekneye adım attığımıza. Kimseyi öldürmediğim derken yalan söyledim. Onu öldürdüm. Megan'ı öldürdüm. Kendimi korudum. Pek çok defa bıçaklanmış. Tamam, bak ailen gelmek üzere. Eşyalarını topla. Biz de bu dosyayı kapatalım. Dedektif. Bak, savcılık bu olayı çözünceye kadar onu seve seve ailesinin yanına veririm. Zaten çok şey yaşamış. Teşekkür ederim. Sana eşlik edeyim. Çok iyi olur. Asana. Kutlama için elimizdeki en iyi şey bu. Jenna, bir şey canımı sıkıyor. Nedir o doktor? Ashley'le ilkokula gittiğinizi söylemişti. Öyle mi dedim? Üzgünüm, kafam o kadar karışık ki. Ve Mark'ın ailesiyle konuştum. Sizin asla bir ilişkiniz olmamış. Şey, Mark ailesine her şeyi söylemezsin. Tamam, peki, mantıklı. Ama geçen gece Regina diye bağırarak uyanman neydi? Onun burada odada olduğunu söyledin. Burada. Çok açıktı çünkü onu gördüğünden emin olduğunu söyledin. Çok tuhaf değil mi? Onun tipini nereden biliyordun? Çünkü Ben çok özel biriyim, doktor. Bay ve Bayan Campbell? Evet. Evet. Siz de dedektif Armory olmalısınız. Evet. Evet. Kızınızı daha çok koruma amacıyla gözaltında tuttuk. Zor günler geçirmiş. Peki iyi mi? Evet. Kızım iyi değil mi? Evet, çok iyi.
Sadece biraz korkmuş. Neden? Bu koşullar altında... Neden? Neden? Ne neden? Jenna'nın fotoğrafı neden burada? Orada Jenna'nınki yok. Doğru söylüyorsun. Megan yazan fotoğraf. Bu bizim kızımız Jenna. Bu kim öyleyse? Bu adını bilmiyorum. Kız kardeşi, kayıp olan kız. Adı neydi? Neydi? Regina, evet, haberlere çıkmıştı. Onun kardeşi, Megan. Neler olduğunu duyduğumda onları öldürmek istedim. Beni burada bekleyin. Hemen döneceğim. Onlarla kal. Söyledim, hiçbir şey dinlemiyorsun. Orada mı? Kimseyi öldürmediğimi söylerken yalan söyledim. Hikayesi çelişkilerle. Lanet olsun. Sen bir doktor çağır. Sen de binanın çıkışlarını kapat. Sonu gelecek. Sonu gelecek. Güven var. Gerçeği bulacağım. O adada bir şeyler ters gitti. İyi misin? Merak etme. Seni bir yere bırakayım mı? Evet, bu harika olur. Adın ne güzel? Megan. We'll be right back.